Rakibin şampiyonlarını düşündüğümüzde Bu yama fena için değil. çalışılmış bir seçim bence. Ve Akali ilk Evet. tercihten gösteriliyordu. Üst tarafta izleyeceğiz Akali'yi bu arada. Kesinlikle. Şeyleri çünkü sihirdar büyülerine bakıyordum. Allah Evet. Allah diyorum, ışından tutuştur var daha seçilmeden önce. Xante öyle oynamaz falan derken Bu arada Xante'yi alta yollayıp, MXA daha bugün sosyal medyada destek Xante oynarkenki bir videosunu paylaştı. ama şey Destek zaten miydi? bir de Yetirir Senna ile mi? oynadığı için destek değil aslında. Yine minyon E alan tabi scale Xante. olacak kasacak. Orman Nautilus olacak. Yani biz şeyi esneklemiştik. Talia esneklemiştik ama onlar Kısanta da Talia dışında esnek iki şeyi geldi. Evet. esnettiler Ama yani. MXA spoiler vermişti. Benim kafam karıştı. Çok da rahat kazanır hem de. Girilmez var. Üst tarafa doğru yandım anam diye koşuyor orada. Lenim de oraya doğru yaklaşıyor. Ama orada sıçra gidecek gibi alt tarafta bir ufuk kılıcı kullanıldı. Oh. MXA için MXA İlkan olmak üzere ve İlkan Luger'e gidiyor. Burada kovalamaca da hala bitmemiş. Skins Tuma'yı almak üzere ve burada da birebir skoru. Bu neydi abi? Bir de alt tarafta şunu da ekleyeceğim. Jack Troll yakıncısı diye bir fark var. Bak, uzakta Jack Troll yakıncı değil. Oo, Şimdi Skins yalnız. üst koridora geldi. Lenim burada 1-2 pozisyonda bir balta daha gönderdi Armut. Shuriken tutuyor. Hasar hiç fena değil ama kalkan devreye girdi Armut'ta. Armut daha fazla risk almak istemedi. Skins burada tek başına kalıyor. Bir sersemletme ve Skins 2-0 başladı maçı. Skins bu arada bir kez daha geliyor üst koridora. Armut öncesinde savaşı başlattı bile. Alacakaranlık perdesini erkenden kullanmak zorunda kaldı Lenim. Ve o perde bittikten sonra çok rahat bir skor. Bu skoru da Armut'a bıraktı Skins. Bugün ormancılar... Önce Şef, şimdi Skins. Anında Olaf'ı düşüremiyorsanız sonrasında evet. kazanıyor orayı. Canı da toparlıyor, hasar da bırakıyor. Bir de kendi kalkında olduğu için... Yani... Akali'nin hasarı yetmeyebilir. O zaman bir yılan dişi Akali'ye. Geçen o maç maç bu maç yapmadılar. mı yoksa? Geçen maç yapmadılar, bak koç da dedi o kadar kalkan falan var. Hiç falan anlatıyorsun sandım. Orada Lenin şuriken tuttu. Şimdi bir baskın geliyor Tumay'dan. Hala R2 var. Kusur infazda geldi. Kuleden de hasar aldı ve Lenin'i düşürüyor Armut. Alt tarafta da bir savaş var burada. Jack Troll düşmüş. Bu arada harika yana adım. Wow. Hasar yetmedi Grapefest'te ama Skins burayı bitirebilir. Grapefest'in canı çok az, ultiyi kullandı, skoru buldu Skins. MXA çıktı belki buradan ama... Afara süpürmesi 7-1'e getirdi maçı. Direkt nerfleyecekler. Kit'i nerfleyemezsin. Kit'i normal bir kit ama... Yok, oradan koridorda bir hamle. Luger ultiyi de bıraktı da Shenok. Üzerine bir de okyanus skor geliyor. Jack Troll oradan çıkış yok ona ama 2 ve 3'te birebir bir takas. Bir sıkıntı Luger için. Luger'e kule altı yapamayacaklarına göre şu an kafası rahat. Skorunu da aldı. Varus için gayet iyi. Gidiyorlar. Böyle bir baskın geliyor. Örgü duvarda kullanıldı. Jack Troll önde. Güzel, Luger'den iyi adım. Yan adım. Ultiyi de çıkardı. Elinden derin darbede kullanıldı. Luger kule altına kadar çıkmayı başardı. Biz ve Skins yetişti buraya. Oo, bir ışınlanma, de Armut, bir de Blue ışınlanma. Geliyor. Alt koridorda tam anlamıyla bir parti var. Papara Supermassive. Bu partide eğlenen taraf. Ve toplamda 3 skor kayıpsız olarak. Partiye davetsiz gelenler ve parti sahipleri diye aslında burada özetleyebiliriz olayı. Yani Lenin deneyecek sanırım. Jack Troll'ün üzerine gitti. Kusursuz infaz var. Hala kullanabilir onu. Luger'i de deneyecekler Luger'de. Bakalım. Blue'dan Lenin şey var. R2'yi de kullandı. Hasar yetti. Buraya kadar altını geliyor. Blue geri dönüşünde Tuma'yı alacak. Oh, minyonlar da yem etti. Yani dakika 14'te fark 6000'e çıktı. İkinci ejderi de alıyor Papara Supermassive. Oh, Leona ultisi üzerine musibet zinciri. Kitle kontrolden şu an çıkabilir çamana ama Deşenok, Luger. Maraz yüklerini biriktirmişti zaten. Rahat bir skor oldu onun içinde. LCK'de, LPL'de bir şeyler kaçınca... Oh. O ne? Ne oldu orada? Saçardı o. Pek de iyi olmadı sanki. Jack Troll iyi göğüsle doğ gelen kavuşmayı. Şimdi Blue katıldı savaşa. Blue'dan boşa giden bir ulti. Yani oldukça zaman kazandı MXA ama artık en sonunda düşecek o da. Skins'e gitti bu skorda. 5-0 oldu Skins. Armut ultiye basıyor mu? Evet, ultiyi kullandı. Grapefest sıçrası var ama o sıçrayı kullanabileceği bir an yok. Xer'e hasar veren tek bir şampiyon var, o da Senna. O da Olaf'tan kaçmak zorunda yani. En az olan şampiyon. Grapefest buradan uzaklaşacak gibi görünüyor ama Tumay arada kaldı. Tumay... Luger'e giden bir skor. Luger seriye bağlıyor. Hayaleti de bastı orada.
Üst koridorda Lenham'ın üzerine giden bir Skins var. Çıpa tuttu. O vurdu. Fıkılcı'nın menzili yetmedi o pozisyonda. Lenham hayatta kalmaya çalışıyor. Ultiyi kullandı ama hemen onu bekleyen bir Jack Troll var. Kadı Mejder annesi olabilir mi acaba ya? Leon ultisi geldi. Grayfest arındırı kullanıyor. Bir örgü duvar attı çamana oraya. Jack Troll 3 kişinin arasında Tumay sıçrayla çıktı buradan. Blue deneyecek gibi görünüyor. Burası sıçrıyor ulti 3 kişiye. Ve oradan çıkış yok artık Galacticos oyuncularına. Bir tane de yerden bitme kullanıldı. Skins hem Diego formunda. Ama Penta gitti, Penta gitti. Penta'yı Luger çaldı. Luger ikinci skoru da aldı. Luger git köşeye, cezalısı tekrar üzerinde bekle. Armut'un, bak Armut ölse şu an hakkı. Peki Luger mi Penta'yı çaldı, Armut mu çaldı? Şimdi öyle bir abi, şey de var. 3'te 3'ü Armut attı. 2'de 2 aldı Luger'de. Sondaki 2 tane skoru aldı. Bir tane aldıktan sonra Armut al başına çaldı dedi bu skorda yani. Abi tekrardan izleyelim. Armut'un hakkıydı bu. Ayıp. Abi geçen hafta Kaori'nin 5'te 5'i yaylım ateşiyle çalındı Johnny. Sen bunun neden bu kadar yükseldin ben onu anlamadım. Ben kim olduğundan bağımsız 5'te 5'in çalınmasına tepkim. Tamam, tamam işte geçen hafta yaylım ateşiyle 5'te 5 çalındı. Burada bir şey yok. Ona da tepki gösterdim. Tamam da bu beraber kadar göstermemiştin. Yo ona da bayağı tepki gösterdim. Hatta dedim sonra Kaori üzülme kralsın falan. Hatta teselli yapamadım. Ama orası 10'a 9 ise burası 10'a 5 falan. Tepki gösterme şeyi. Hmm. Şiddeti. Haftadan haftaya değişiyor benim huylarım. Biraz senin ruh haline göre değil mi? O an öyle hissettim belki. Hani. İçinden geldi. Yani 23'e 5, 15 bin altına yaklaşan bir altın farkı. 3 ejder. Armut. Mav patlamış alt koridorda. Luger. Peki. Mav patlamış da yani. Pozisyonda. Evet, diğer kameralara bakıyorum da yani şu an Papyrus Firması çok 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 eğleniyor. Artık İzini'ye 5 maçta bir galibiyet serileri oldu bu maçta beraber. Ben kazanacak buradan kaybetmenin çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Bir ara bir düşüklük olmuştu performansta. Böyle bir değişik şeyler denerken, farklı şeyler yaparken özellikle Jack Troll'e verilen şampiyonlar biraz sıkıntı olabiliyordu ama yani şu 5 maç Papyrus Firması için gayet güzel bir yükseliş. Onlar da zirve için yarışlarını sürdürüyor olacaklar. Şimdi bir deneme Tumay'dan. Bire düşmek üzere Blue ultiyi kullandı. İyi de çıktı buradan. Bu arada Lenham Blue'yu takip ediyor. Aldı skoru. Lenham skoru aldı ama diğer tarafta iyi bir yerden bitme. MX'e o düşüyor. Çıkamadı buradan. 2'ye 1 bir değişim var. Oyunu burada bitirmeyi deneyebilir. Papara Supremacy bir de üzerine sersemletme Çaman'a. Çaman'a düştü. İyi sıçra Skins'den. Çok da iyi sıyrıldı o çıpadan. Dakika 21'de Nexus kulelerine vurmaya başladı. Hatta aldı bile Papara Supremacy. Lenham üstüne döndü ama burayı savunmak mümkün değil. Günün ikinci karşılaşması, yani ilk maça nazaran çok daha hızlı biten, çok daha dominant bir mücadele.